Yani eğer bu operasyonun e, kapsamının ne olduğuyla ve İdlib'i eğer böyle bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaş gerçekleşecekse bunun sonuçlarının ne olduğuyla doğrudan ilgili. Şu andan e, bir tahminde bulunmak zor e, Cenevre'yi nasıl etkileyeceğine dair ama ben şöyle bakıyorum biraz. Bu e, şimdi Suriye haritasını aşağı yukarı 3 temel alana ayırmak lazım. İşte Fırat'ın doğusunda Amerika Pekka kontrolünün olduğu alan işte kuzeye Türkiye sınırında Türkiye'nin şu anda Fırat Kalkanı bölgesi, Harekatı bölgesi ve Afrin bölgesinde kontrol ettiği alan ve Suriye rejiminin İdlib'i kontrol ettiği varsayımına dayanırsak eğer böylesi bir askeri müdahale gerçekleşirse bu şu anlama geliyor Suriye rejimi açısından askeri olarak muhalefeti yendiği tırnak içerisinde ve 7 yıllık savaştan askeri olarak da Esad rejiminin aşağı yukarı galip çıktığı bir senaryo Hı hı. Demek bu. Dolayısıyla Cenevre bu platformun üzerine kurulacak. rejim açısından bakıldığında, ama elbette tabii ki Fırat'ın doğusu açısından nasıl bir süreç işleyecek, Türkiye'nin kuzeydeki varlığı nasıl Cenevre'deki diplomasi sahasına masasına taşınacak bu. Gerçekten şu anda göremediğimiz ucu açık sorular. O yüzden şu anda İdlib meselesinin nasıl ile ilgili bir mesele. Ama şu anda İdlib'e yönelik uluslararası kamuoyunun yani Cenevre sürecinin de asıl aktörlerinden olan aktörlerin açıklamalarına baktığımızda İdlib meselesinin rejim tarafından... Ee, bu şekilde rejimin istediği şekilde halledilmesinden yana olmadıkları anlaşılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump aracılığıyla yaptığı açıklama, bugün işte James Jeffrey'nin Ankara'da yapmış olduğu veya elinde dosyanın içerisinde aşağı yukarı neler olduğu malum. Ee, ona baktığımız zaman veya Avrupa kanadına baktığımız zaman rejimin e, bu sektörden galip çıkarak Cenevre'ye gidilmesi taraftarı gözükmüyor. Ama hı hı bunu rejimin dışında özellikle Rusya ve İran açısından bakıldığında İdlib meselesinin öyle ya da böyle bir şekilde halledilip askeri olarak özellikle halledilip ondan sonra genel ve sürecine Esed rejiminin daha güçlü bir şekilde gitmesi gibi bir e, tablo oluşmuş durumda. O yüzden biraz e, bu 7 Eylül'de e, ki e, müzakere sürecinden yani o zirveden ne mi? çıkacağına Hı -hı. E, bakmak lazım ama oradan ne çıkacağından bağımsız bir biçimde İdlib'in önemli bir kısmının e, rejim tarafından Rusların da desteğiyle e, bir tür ele geçirilmesi söz konusu olacak. Aslında burada yeni olan bir durum da yok o bakımdan. Hı hı. Yani biz Astana sürecinden sonra onu da çok iyi bence tartışmak lazım bilmiyorum. Yani Astana sürecinden sonra aslında diğer çatışmasızlık bölgeleri İdlib onlardan bir tanesiydi. E, bakıldığında... E, Türkiye'nin enerjisini buraya <laughs> sevk etmek suretiyle aslında diğer çatışmasızlık bölgelerinde rejimin muhaliflere karşı galip geldiğini ve yeniden o toprakları ele geçirdiğini gördük. Buna yani siz o sürecin çok da başarılı olmadığı kanaatinde misiniz? Öyle yani mi anlamak eğer lazım? Eğer nihai olarak bu <laughs> İdlib sahası muhaliflerin elindeki son kale ise ve o son kale şu anda düşmek üzere ise askeri olarak muhaliflerin varlığından bahsetmek pek mümkün gözükmüyor. Yani dolayısıyla Aynı şey burada da tekrar hı hı. edecek gibi gözüküyor. Yani Rusların gözetiminde diğer çatışmasızlık bölgelerinde rejim üstünlüğü sağladı. İran'ın desteğiyle sağladı. Bu iki aktör Astana sürecinin en önemli parçasıydı. Güya bu çatışmasızlık bölgelerini korumakla, denetlemekle. Ve rejimin muhaliflere saldırısını engellemekle görevliydiler. İdlib'deki Türk askeri diğer bölgelerdeki yoktu. Yok, o, o en büyük fark. Yani muhaliflerin mantığına aykırı Muhaliflerin şeyi yani. garantörü hükmünde e, sahada bizzat iyi bulunan bir aktör yoktu diğer bölgelerde. İşte o oradaki siyaseten vardı ama sahada yok. Argümanım da şu. Yani İdlib en önemli sahalardan bir tanesiydi askeri olarak. Yani bugün işte HTŞ'nin varlığını tamam her ne kadar terör örgütü olarak e, tarif edilse de en ee, askeri bakımdan hem sayı bakımından hem kapasite bakımından hem de rejime zarar verme Hı. daha da ötesi Ruslara zarar verme işte meim üstüne saldırılar vesaire en güçlü kalelerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla buradaki çatışmasızlık durumunu devam ettirmek suretiyle rejimin İdlib'ten kaynaklı baskısını azaltmış oldu ki rejim diğer güney bölgelerindeki muhaliflere yönelik eli daha güçlü o, 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 o. bir şekilde e, saldırı saldırma kapasitesi ortaya çıkarmış oldu. Bence Astana süreci birçok bakımdan Türkiye'ye fayda getirdi ama böyle bir arkasında yatan hı hı. bir gizli ajanda mı ya da farklı bir ajanda olduğunu kanaatini taşıyor.